Merhaba arkadaşlar, ben Eskişehir Fujifilm Showroom'dan Onur. Bugün kamera arkasında Ozan var. Şimdi bugünkü konumuz, yanımızda iki tane paraflaş var. Bu paraflaşlar ve bir de tetikleyici var elimizde. Bu tetikleyiciyi paraflaşlarla nasıl çalıştırırız, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle elimizde X-Pro Fuji bir tetikleyici var. Bu tetikleyiciyi sol tarafımızda akülü bir paraflaş, sağ tarafımızda ise fişte kullanabileceğimiz bir paraflaşımız var. Şimdi ilk olarak tetikleyiciyi açıyoruz. Şu şekilde bir A, B, C, D, E'den oluşan bir grup karşılıyor. Bu grup bizim burada paraflaşları, birden fazla paraflaşı birden farklı güçlerde kullanmamızı yarayan bir gruplandırma sistemi aslında. Şimdi ilk olarak bu paraflaşları eşleştirmemiz gerekiyor. Paraflaşımızı açalım. Burada biz DP600'ümüzü kullanıyoruz. Şimdi paraflaşımızı açtığımız zaman paraflaşları da her zaman A ve CH yazan bir ayarlama sistemi vardır. A'nın yanında 1/8, 16, 32 şeklinde ilerleyen gücü böldüğümüz bir bölüm. Sol tarafta da dediğim gibi grup sistemi var. Mesela şimdi biz burada tetikleyiciyi A kısmında şu şekilde A'da aktif hale getirdiğimiz zaman, eğer ki tetikleyicimiz ve paraflaşımızın kanalı da aynıysa, otomatik olarak şu an ben çevirdiğim zaman buradan ben paraflaşıma etki edebiliyorum. Şimdi diyelim ki kanalımız aynı yerde değil. Yani şöyle yapalım. Paraflaşımızın kanalını 4'e alalım. Bakın çevirdiğimiz zaman asla müdahale edemiyoruz. Bu gibi durumlarda ya burada ya da orada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Paraflaş üzerinden gösterelim bunu. Uzunca basarak, ya da paraflaşın modeline göre değişkenlik gösteriyordur bu ama GRCH yazan bir kanal ve gruba müdahale edeceğiniz tuş bulunmaktadır üstünde. Buradan biz bunu 1'e alıyoruz. 1'e aldığımız zaman aynı şekilde tetikleyicide de yine kanal 1'de ise A grubuna, mod tuşuna, biz bu X-Pro Fuji tetikleyici bu şekilde mod tuşuna bastığımız zaman iki defa manuelde şu an müdahale edebiliyoruz. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra bastığımızda patladığını görebiliyoruz. Şimdi diyelim ki bunu ayarladık. Bunu 1/1, yani tam güçte, çok tam güçte patlatmayalım şu an. 1/16, 32 ayarladım. 1/32'ye ayarladık. Bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Biz burada tetikleyiciyi devreye soktuğumuz zaman paraflaşlarımızın üzerinden yapmış olduğumuz değişiklikler aslında geçersiz oluyor. Onun için de şöyle tetikleyiciyi atıyorum A modunda, A grubunda kullandığımız zaman diyelim ki 32'den gücünü biz 128'e çekeceğiz. Gerçi burada 64 üstüne çıkmıyor. Şöyle yapalım. 8'e ya da 4'e düşüreceğiz diyelim. Bunu yaptığımız zaman, İşte makine üzerinden bastığımızda bizim yine eski güçten patlar. Bir kere mutlaka test tuşuna, her tetikleyicinin üstünde yer alır, test tuşuna basmamız gerekiyor ki tetikleyici oradan o teste bastığı zaman paraflaş gücünü kendi o şekilde ayarlıyor. Şimdi diyelim ki iki tane paraflaş kullanıyoruz ve bunların ikisini de farklı güçlerde kullanacağız. Şimdi bizim burada sağda dediğimiz gibi DP600'ümüz var. Solda da AD300'ümüz var. İki paraflaşı farklı güçte kullanmak istiyoruz. Bunlardan birincisini 1/4'te kullanıyoruz. Sağ taraftan verdiğimizi, sol taraftan ya da başka bir taraftan verdiğimiz paraflaşımızı da tam güçte kullanmak istiyoruz. Bunu yaparken tetikleyiciden, ilk önce daha doğrusu paraflaştan, her paraflaşta yer alır dediğimiz GRCH yazan tuşa bir kere bastığımız zaman burada biz bunu B'ye aldık. Şimdi bu paraflaşı A'ya, bu paraflaşı da B'ye almış oldum. Buradan tetikleyicinin üstünden B'ye gelip aktif ediyorum. Şu an ben bu paraflaşa da kanal ve grup farklılığı yok ise eğer müdahale oldum ve bunu da istediğim güce çektim. Yine dediğim gibi istediğimiz güce çektikten sonra bir kez test tuşuna basıyoruz ve şu an bir stüdyo ortamında varsayalım, bir çekim içerisindeyiz. Sol taraftan kullandığımız ışığımız 1/1 gücünde, sağ taraftan kullandığımızda 1/4 gücünde kullanabiliyoruz. Yani bir tetikleyici ve bir paraflaşın eşleştirmesini bu şekilde yapabiliyoruz. Üstünden tekrardan geçelim. Daha sonra da patlamaması durumunda, yani bu tüm ayarları yaptıktan sonra patlaması durumunda hani en sık karşılaşılan hatalar neler, bunun üzerinden birazcık konuşuruz. Dediğimiz gibi paraflaşımızda kanalı 1'e aldıysak tetikleyicimize de kanalı 1'e getireceğiz. Daha sonra grup şeklinde bunu farklı güçte, bunu farklı güçte kullanmak istiyorsak bunu A grubunda, bunu B grubunda alarak istediğimiz gücü
ayarlayabiliyoruz. Bir diğer önemli nokta da şuydu. Tetikleyiciyi biz devreye soktuktan sonra, yani şu anki durumdaki gibi, şu an tetikleyici üzerinden ben bu para flaşları kontrol ediyorum. Tetikleyiciyi devreye soktuktan sonra bizim buralardan yapmış olduğumuz müdahaleler aslında geçersiz oluyor. Biz mesela deneyelim isterseniz şunun üzerinden. Şu an mesela bu A grubunda, benim tetikleyicide A grubunda gücüm 1/4. Şimdi burada 1/16 yapıyorum. Bastığım zaman bu 16 gücünde 32 gücünü geçirdim. 32 gücünde patlamıyor. Şu an 1/4'te patlıyor. Şu an tekrar tetikleyiciden test tuşuna bastığım zaman bunu 1/4'e geçiriyor. Yani tetikleyici kullandığımız zaman asıl yöneteceğimiz nokta burası. Buradan yapmış olduğumuz ayarlamalar geçersiz. Şimdi kanalı aynı, grubu aynı ama tetikleyici para flaşlar patlamıyor. Bu nedendir? Bir diğer noktada burada değineceğimiz, şuradan menü üzerinden göstereyim. Burada X-Pro tetikleyicide şu kısımda yer alıyor. ID dediğimiz bir özellik var tetikleyicilerde, bu para flaşlarda da var. Şimdi dedik ya 5 tane grup var. Bu 5 tane farklı para flaşı farklı güçlerde kullanabiliyoruz. Kalabalık bir ortamda birden fazla fotoğrafçı varsa eğer hepsinin kanalı ve grubunun farklı olması birazcık olanaksız, yani mutlaka çakışabilir. Sizin kullandığınız kanal ve grup ayarları farklı bir fotoğrafçının kanal ve grup ayarlarıyla çakıştıysa eğer, sizin bastığınız test tuşu ya da işte bastığınız denklem şurada farklı bir kişinin para flaşını da tetikleyebilir. Şimdi bu gibi durumların önüne geçmek için de ID denilen bir özellik var. Şimdi para flaş üzerinden bu ayarın nerede olduğunu göstereyim. Şimdi burada ID yazan bir kısım var mesela. Buradan bir kere ortaya bastığımız zaman 99'a kadar numaralandırabiliyoruz. Bu da şu aslında. Diyelim ki kanalınız 20, grubunuz ABC şeklinde. A'dan başka biriyle çakışıyor. Siz buradan gelip kendi ID'nize herhangi bir şekilde mesela 85'i atadığınızı varsayalım. Buradan mesela şu an bu patlamayacak. Şunu bir kapatalım. Mesela basıyoruz. Patlamıyor. Şu an arkada stüdyoda farklı ışıklar var. Ama bu para flaşımız patlamıyor. Bunun temel sebebi bizim bu tetikleyici içerisinden de buradan ayarlamış olduğumuz o 85 ID'ye getirmemiz lazım. Bunun tetikleyicileri nasıl yapıyoruz? Menü içerisinde ID kısmına geliyoruz. ID kısmından buradan 85'e ayarlamışız. 85'e geliyoruz. Ayarlıyoruz. Şu an patlıyor. Buradan da bu şekilde ID'yi ayarladığımız zaman dediğim gibi patlıyor. Mesela bunu açalım. Şu an ikisi aynı kanal ve aynı grupta. Bunda ID var ve bunda ID yok. Yani bu dediğim AD300'de akülü de yok. DP'de ID var. Bastığımızda sadece DP patlıyor. Mesela burada ID atanmadığı için, burada ID atadığımız için aynı kanal ve aynı grupta olmasına rağmen bastığımızda sadece ID atadığımız ve buradan tetikleyiciden aynı şekilde eşleştirdiğimiz para flaşımız patlıyor. Yani bir para flaşı, bir tetikleyici bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtirseniz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın.